Evet, şimdi şöyle adım adım gidelim. Yani tabii şey yapacak, kısa bir şekilde bitirelim. Evet. Erasmus kapsamında seçilen öğrencilerimizin tüm belgelerini ofisimiz ile öğrenci arasında oluşturan ortak ağ, ki buna biz e-belge sistemi diyoruz, otomatik bir sistemimiz var, aracılığıyla hazırlanıyor. Yani öğrenciler tüm belgelerini kendileri hazırlayacaklar ama bizim sistemden alacakları belgeler olacak. Yani farklı bir belge kullanmayacaklar. Bunları zaten ofiste arkadaşlar da kontrol ediyorlar belgeleri. Öğrenci tarafından taslak olarak hazırlanan belgeler ofisimizce kontrole sağlandıktan sonra onaylanmakta. Burada onaylanma derken arkadaşlar şunu da hemen hatırlatayım. Biz burada hiçbir şekilde dersleri yani hangi derse karşılık gelir veya o tür bir onaylama yapmıyoruz. Şekilsel olarak bir onaylama yapıyoruz. Yani kullandığı format doğru mu, yaptığı iş doğru mu veya şimdi biraz sonra biraz daha bahsedeceğim yine. Yani sayısı tutuyor mu? Yani Erasmus kurallarına uygun mu? Ama derslerin hangi dersin hangi derse karşılık olacağı veya nasıl olacağını bu tamamen bölüm ve bölüm Erasmus koordinatörlüğünün yetkisindedir. Yani bizim ona herhangi bir şekilde karışmamız mümkün değil. Ve ofisimizde onaylanan belgeler öğrenci tarafından bölümlere iletilir ve imza süreci takip edilir. Burada da imza sürecini ya şey yapacak ama genelde öğrencinin takip etmesi gerekiyor. Öğrenci herkese imzalattıktan sonra o sistemi tekrar bizim belge sistemimize yükleyecek. Yani bütün imzalar tamamlandıktan sonra bizim belge sistemimize, yani bizim e-sisteme yüklenecek ve oradan tekrar bizim arkadaşlar tarafından kontrol yapılacak. Ve buna da özellikle dikkat etmenizi istediğimiz bir şey var. 30 kredi. 30 krediyi mümkün olduğunca tutturmamız gerekiyor. Bu öğrenciden mezuniyeti açısından hem de Erasmus kurallar açısından önemli. Yani çok sıkışıldığı durumlarda 30 değil de 29 ama buradaki kredinin 30 olması gerekiyor ki öğrencinin o dönemki kredisini doldursun diye ama yani çok şey durumlarda bakın mücbir sebebi olduğunda en fazla 33 krediye kadar da esneme olabiliyor ama mümkün olduğunca bunu yapmamaya çalışmakta fayda var. Her iki kurumdan da alınan ders sayısı aynı olması gerekmemekle birlikte demişiz. Yani buradaki dediğimiz şu, oradaki aldığı bir dersi burada iki derse veya buradaki iki dersi oradaki bir derse sayabilirsiniz. Örneğin özellikle de AKTS'ler eşit değilse, örneğin buradaki aldığı bir ders 3 AKTS, oradaki diyelim 6 AKTS'lik bir dersi eşdeğer sayacaksanız bunu iki ders, bir ders yapabilirsiniz. Bir ders, iki ders yapabilirsiniz. Ama bizim baktığımız sonuçta toplamda olması gereken 30 AKTS'li veya ECTS'in 30'u tutması gerekiyor. Yani dikkat etmemiz gereken o. Ders sayısı değil, kredi toplamıdır. Ama dersleri istediğiniz kadar eşleştirebiliyorsunuz. Yani çok olmaması tabii bölüm açısından daha önemli belki daha iyi ama o tamamen sizin yetkinizde. Yani biz oraya hiçbir şekilde karışmıyoruz. Tabii burada yetkinliğe sizin öğrencilerimiz bölümlerini ve misafir kurumlarını uygun görmesi koşuluyla farklı bölüm, fakülte ya da farklı eğitim üzerlerinden ders seçimi yapabilir. Bu da çok yüksek lisansta geçerli olabilecek bir durum. Çünkü lisansta öğrenci karşı tarafta farklı bölümden ders seçebilir. Onda bir sıkıntı yok. Siz bölümdeki derse eşdeğer yaptığınız sürece ama bizde farklı bölümdeki bir derse eşdeğer yapabilme şansınız yok tabii ki. Onun için bölümde yani orada farklı bir diyelim ki örneğin ben gemi inşacıyım. Gemi inşaatından yüksek şeye giden, Erasmus'a giden bir öğrenci gidip orada makine bölümünden de ders seçebilir. Ama burada bizim bölümdeki derse eşdeğer saymamız şartıyla. Bak bu da çok önemli. Bu da yeni karşımıza çıkan bir sorun. KTÜ'de eşdeğer sayılan dersler muhakkak surette her bir öğrencinin kendi akademik yapısı. Yani burada akademik yapısı denilen şey de biz arada bir ders sistemini değiştirdiğimiz zaman farklı dersler oluyor. Örneğin ikinci sınıflarla üçüncü sınıflar farklı ders görebiliyorlar. O zaman bu öğrenci gidip de ders katalogundan seçtiği zaman kendisinin okumaması gereken bir dersi seçebiliyor. Bu da daha sonra sorun yaratıyor. Onun için öğrenci kendi BYS arayüzünden dersleri görebiliyor. Kendi BYS arayüzünden seçtiği derslerden seçmek zorunda. Yani onlara eşdeğer göstermek zorunda. Karşı taraftan istediğini seçebilir ama burada kendi alacağı derslere eşdeğer göstermek zorunda ki mezuniyetinde veya transkriptinde sorun çıkmasın. Burası önemli. Buna da dikkat edebildiğiniz sürece bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü problem yaratabiliyor bu da. Daha sonra çünkü dönüşüm yapamıyoruz ders paketinden sıkıntı oluyor. Çünkü öğrencinin o taraftaki aldığı notu bu tarafta işlenecek ders olmuş. Öğrenciler learning agreement ve ders tanıma belgelerini eş zamanlı olarak hazırlamalı ve imza süreci tamamlamalıdır. Bu tamamen öğrencinin
tabii sorumluluğunda olan bir şey ama sizlere imzalatacağı için bunu işte bölüm koordinatörü, uyum komisyonu ve bölüm başkanı imzalıyor. Bunları da imzayı öğrenci bir şekilde veya bölüm takip ediyorsa artık sizin uygulamanız nasılsa ona göre yapılması gerekmekte. Evet, gelin yüksek lisans öğrencilerine. Tez aşamasında olan lisansüstü öğrencilerimiz misafir olan kurumda danışman bulmak koşuluyla tez çalışması yapabilir. Yani tez 30 saatlik teze 30 saatlik tez çalışması AKTS'si olarak yapılabilir. Bu yöntemin biri. Tez eşleri yapılabilir ya da teze karşılık ders seçimi yapılabilir. Bu da ikinci durum. Yani burada teze yazılan bir öğrenci karşı tarafta ders alabilir. Şimdi açıklamayı biraz sonra yapacağım. Bir maddesi daha var. Buna da bakalım. Ders dönemini tamamlamış ancak misafir olan kurumda danışman bulamayan lisansüstü öğrencilerimiz fazladan ders seçimi yaparak Erasmus faaliyetini gerçekleştirebilir. Ancak her koşulda not dönüşük işlemleri yapılmalı ve transkriptle işlenmelidir. Yani şuna dikkat etmemiz lazım. Benim hatırladığım kadarıyla fen bilimlerinde, sosyal bilimleri tam bilmiyorum ama fen bilimlerinde en fazla iki ders sildirebiliyorsunuz. Eğer bu öğrenci gidip de bu derslerden kalırsa burada kalmış görülecek ve teze devam edemeyebilir. Yani öyle bir sıkıntı olur, ona da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu eğer teze ders seçilecekse öğrenci bunu fen bilimlerinde konuşarak ve sizin de yönlendirmenize seçmesi gerekiyor. Yani orada kaldığı zaman problem yaşayabilir. İkiden fazla ders silemiyor çünkü. Şu andaki yönetmeliğe göre iyi hatırlıyorum. Yani bunda fen bilimleriyle bir istişare edersiniz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ya buyurun, buyurun hocam. Hocam ben Tuğrul Çavdar. Buyurun Tuğrul. Şimdi doktora da ya da yüksek lisansta teze karşılık ders seçmesi durumunda transkribine bu dersler işlenecek, tez işlenmeyecek herhalde. İşliyor. Ondan sonra 21 krediyi geçme durumları oluşacak. Yani bu teze karşı ders seçildiği durumda bir karışıklık olmayacak mı? Yani teze karşı tez seçmede bir sıkıntı yok da ders seçmede bir karışıklık olmayacak mı? Hocam şöyle, şimdi aslında artık bunu değiştirdik. Bizden aldığı dersler transkripte alta yazıyor. Alta, yani dönemde yine tez çalışması diye yazacak. Altta şu dersleri de almıştır diye yazıyor. Bu normal öğrencilerde de öyle oldu artık. Bizden alınan dersler Erasmus olarak alınan dersler altta yazıyor transkriptin altında. Öğrencinin normal burada karşılık gelen dersleri de normal transkriptle işleniyor. Böylece öğrenci normal dersleri almış ve geçmiş bitirmiş gibi görünüyor. Ama Erasmus'a gidip transkript aldığı dersler de orada görünüyor. Ama tabii fen bilimleri enstitüsünde de kayıtlı olarak görüneceği için o derslere kalırsa sıkıntı oluyor. Kalmış görünüyor derslerden. Başarısız olduğu zaman da biliyorsunuz mezuniyet şartı var. Onun için yani sadece 21 ders krediyi tamamladığı zaman da 21 dersten fazla ders alıp da kalma şansı yok. Onun enstitüyle yine tekrar görüşülebilir ama hani öyle bir sıkıntı var. Yoksa derslerde bir sıkıntı olmayacak. Karışıklık da o şekilde çözüldü. Transkriptle işlenmiyor, altına yazılmış. Transkriptle yine test çalışması görünecek. Tamam mı hocam? Tamam hocam, teşekkür ederim. Bir de ikinci durum, öğrencilerimiz yurt dışına çıktıktan sonra derslerin açılmaması, çakışması ya da herhangi bir sebeple ders değişikliği yapmak zorunda kalabilirler. Bu durumda öğrencilerimiz Change to Learning Agreement ve derslerin son halini gösteren yeni ders alma belgelerini yine eş zamanlı olarak faaliyet başlangıç tarihi itibariyle biz maksimum 5 hafta demiştim ve 5 hafta içinde tamamlamalıdırlar. Yine burada da bu öğrencilerin derslerini seçmesi, değiştirmesi, hangi dersin karşılık geleceğinin karar verilmesi tamamen sizlere ait. Yani burada biz herhangi bir şekilde müdahale olmuyoruz. Bu bölümün kararıdır ve bölümün kararına uyuyoruz. Bizim burada yine de baktığımız aynı şekilde, yani şekilsel olarak 30 kredi uyacak ve şekilsel olarak Erasmus kurallarına uygun olarak eşleşme yapılmış bulunur. Yoksa hangi dersin uygun olduğu tamamen bölümün ve sizlerin yetkisindedir. Ders değişikliği sonrası anlam ve eşdeğer sayılan toplam ders kredileri denk ve 30 kredi koşuluna uygun olmalıdır. Ders dönüşüm işlemleri misafir olunan kurumdan transkriptlerini temin ettikten sonra online belge sistemi aracılığıyla, ki yine bu bizim elektronik belge sistemi aracılığıyla maksimum bir ay içerisinde tamamlanmalıdır. Yani bu da öğrenciye geri kalan parayı ödeyebilmemiz için de burada bir sınırlama koymak istiyoruz. Onun için de bir ay içinde tamamlanmasını istiyoruz. Evet arkadaşlar, benim yani üzerinden geçeceğim maddeler bunlar. Eğer sorusu olan varsa soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Ercan Hocam merhaba. Ömer Necati Cora, Makine Mühendisliği bölümünden. Bu salgın sürecinde öğrencilerin imza işlerini hep biz yürütmek zorunda kaldık. İşte
önceden taratılmış imzaları hocalar adına kendi adımıza atarak bunları şeye gönderiyoruz. Öğrencilerin bize gönderdikleri belgelerde işte bu PDF'den Word'e dönüştürmenin nedeniyle yaşanan bazı problemler var. Acaba belgeler Word halinde de öğrencilere sunulabilir miydi? Sistemde PDF olarak da herhalde doldurmaya başlıyorlar. Ne var hocam? Hocam şöyle cevap evet. verebiliriz. Hocam biz online sisteme geçiş yaptığımız için belgeler otomatik olarak sistem tarafından dolduruyor ve sistem bunu PDF'ye çocukların üzerinde düzenleme yapamayacağı şekilde kare kodlu bir şekilde çıkartıyor. Bizim EBS sistemi gibi. Bunu Word olarak yaptığımızda farklı çeşitleri, farklı yöntemlerde öğrenciler tarafından kullanılabileceği için buna izin verilmiyor hocam maalesef. Ama biz de imzayı koyamıyoruz işte Ümit Bey, yani problemimiz o. İmzayı nasıl koyacağım ben PDF'nin üzerine? Hocam PDF imza uygulamaları vesaire var hocam, imza atabileceğiniz. İsterseniz ben size neyle tarım. Sistemimizi vermesi lazım, ona bakmamız lazım. Yani dokümanın korumalı olmaması lazım galiba. Bir de dediğiniz gibi evet elektronik olarak imzalanıyor. Hani o EBS'dekiler imzalanıyor ama imzayı yapıştırma özelliği var mı PDF'nin üzerine? Var hocam. PDF'nin yani kullandığınız tamam. PDF altyapısının var hocam. Ama diğer şekilde Word bozuluyor hocam. Bu sefer mesela bir şey yazıyor öğrenci. Alt tarafa geçiyor. Yarısı yukarıda kalıyor. Siz altı yani, imzalıyorsunuz. Deminden beri onlarla uğraşıyorum. Evet yani. Evet. Sayın hocalarım, sistemin tümüyle otomasyona geçmesi gibi bir durum olabilir mi? Yani e-imza gibi üzerinden yürütülse İler, daha hocam, kolay şöyle, olmaz mı? Uzay hocam. Ondan biz ona da bakacağız yani hocam. Onda da öyle bir sıkıntı vardı ama yani onu da aslında ilk başta onu düşündük. Yani tümüyle elektronik imzalı olsun. Onu tam çözemedik hocam. Onu da uğraşıyoruz. Aslında çözmek de istiyoruz. En yani doğrusu o olur. EBS sistemini onu veya bu bizdeki sistemi e-imzalı sisteme çevirmemiz lazım. O da şu anda çalışmıyor. Hocalarım şimdi bu Paperless Erasmus diye bir şey var. Tüm Erasmus programı içerisinde olduğu bir hareketlilik. Kağıtsız Erasmus diye. Bu hareketlilik kapsamında, bu çalışma kapsamında hocam zaten tüm Avrupa ülkesindeki üye ülkelerde üniversiteler kağıtsız Erasmus'a geçecektir. Yurt dışında gerekli olan Learning Agreement belgesi zaten hocam, belki bazılarınız imzalamıştırsınız bilmiyorum ama online olarak imzalanabilecek bildiğiniz dijital imzayla, hiç çıktı almadan. Buna geçiş aşamalı hocam. Buna geçiş yaptığımızda sizin imzalayacağınız belge sayısı zaten azalmış olacak. Ama bizim üniversitemiz için gerekli olan belgeler de maalesef EBS üzerinden imzalanabiliyor. Bazı bölümler böyle yapıyor veya direkt imza atılabiliyor. Bunu yapacağız ama bu bir süreç olduğu için adımları takip etmemiz gerekiyor. Henüz anlaşmaları böyle yapabiliyoruz. Birkaç üniversiteyle OLA üzerinden, Online Learning Agreement sistemi üzerinden Learning Agreement'ları online imzalayabiliyoruz. Ama her üniversite henüz buna geçiş yapamadığı için bunu orada, kullanamıyoruz. Şimdi orada bir sıkıntı aslında şey var. Elektronik olarak bir şekilde biz de imza koydurabiliriz ama işte o sistemin altyapısını ve bağlantılarını... Evet. Bizim sistemde ne kadar geçerli, ne kadar çalışıyor öğrenmek lazım. Yoksa bizim EBS'ye girmesine gerek mi? Yani bizim sistem üzerinden imza attırabilme şansı. Hocam bu bir süreç olduğu için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Evet. Yani bizim altyapıya bir bakmamız lazım. Bunu benim şeyle konuşmam lazım veya sistemle. Yani bir geçilirse aslında paperless Erasmus'a geçilirse zaten tüm sistem oradan olacağı için bu sefer buradakine gerek kalmayacak ama. Evet işte hocam bekliyoruz onun için. Bir gidiyor yani hocam. Şimdi bölüm uyum komisyonu, bölüm başkanı ve Erasmus koordinatöründen imzalandıktan sonra bölüm başkanı vasıtasıyla dekanlığa gidiyor belge. Dekanlıktan Erasmus ofisine gidiyor mu gitmiyor mu onu da bilmiyoruz. Öğrenciye diyorum ki ben mesela sen kontrol et süreci yani. Benim hani benim gözümde de değil. Hani EBS'de bir akış şeması ile göremiyorum. Öyle de bir problemimiz var. Öğrenciler hocam, bir şekilde alıyorlar mı, ulaşıyor mu onu hocam, bilmiyorum. Zaten öğrencinin sorumluluğunda. Öğrenci onu kontrol etmek zorunda. Takip edecek. Yani dekanlığa sizden gittiyse dekanlığa gidip dekanlıktan bakacak. Hatta oradan bize gelmeyecek. Onu öğrenci alacak. Bizim sisteme yükleyecek. Tarayıp sisteme yükleyecek. Yani o tamamen öğrencinin sorumluluğunda bir olan olay. Ha, tamamen otomatik olsa aslında herkesi imzalayıp da bizim sisteme düşürebilsek veya tüm elektronik olsa bizim sistemde o zaman zaten gerek yok. Kimin imzalabilir imzalamadığını biz de görebilir durumda oluruz. Yani o kontrol açısından da iyi olur ama şu anda o işi yapamadık. Hocam bununla alakalı bir duyuru yapmıştık. Bunu hemen sohbet alanında paylaşıyorum hocam. Belgelerin nasıl imzalanması ve kimin takip etmesiyle gerekli duyuruyu paylaştık. Bunu öğrencilerimizle paylaşmıştık ama sizler için de geçerli hocam. Hemen oradan bakabilirsiniz. Hocam bir de bu belgelerin dekanlıktan değil de bölümden öğrenci işlerine resmi yazıyla gitmesi durumu var. Şimdi
Öğren doğru. En sonunda da belgeler öğrenci işlerine de bir şekilde gitmesi gerekiyor ama en son imzayı dekan atmıyor mu? Cihan Hanım, oradaki hocam imzayı... Şimdi en son imzayı dekan attıktan sonra dekanlıktan çoğu zaman bölümlere gönderiliyor. Bölüm sekreterlerinin işte, resmi yazıyla öğrenci işlerine göndermesi lazım. Aksi takdirde öğrenci takip ederse öğrenciden elden kabul etmiyor öğrenci işleri. Mutlaka bölümden ya da dekanlık sekreterliğinden resmi yazıyla almak istiyorlar. Ders dönüşüm belgesi adına konuşuyorum. Hocam süreçle ilgili linki attım. Hemen yanda var. Hangi belgenin nasıl imzalanacağını, nereye gideceğini yazıyor. Zaten böyle bir duyuru ve hem bölümlere hem de öğrencilerimize yazmıştık biz. Ümit Bey, bu belgede şey söylüyor ama yani öğrenci tarafından öğrenci başkan işleri daire başkanlığına iletilmesi gerekir diyor. Yani, hocam çünkü bir kopyası öğrenciye verilmesi gerekiyor. Bir kopyası öğrenci işlerine gitmesi gerekiyor. Öğrenciye verilmesinin sebebi bir kopyasının onu bizim sistemimize yüklemesi için. Ama zaten bir tanesi öğrenci işlerine gittiği için bölüm tarafından bir problem kalmıyor. Diğer dosya bölümden gidiyor diyorsunuz. Yani bölümden, evet bölümden gitmesi önemli. Çünkü öğrencinin elinden almıyorlar belgeyi imzalı olmasına rağmen. Öğrenci işleri üst yazıyla istiyor o belgeyi. Ben bir söz alabilir miyim Ercan Hocam? Buyurun Serhat Hocam. Teşekkür ederim sunumunuz için. Şehirde bir toplantıdaydım. O nedenle arabadan katılmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi bu OLAS sistemi üzerinden bazen bazı üniversiteler koordinatör olarak bizim imzamızı talep ediyorlar. Az önce de söz ettiniz. Bu durumda mesela ben Erasmus ofisindeki arkadaşlarımızı bilgilendiriyorum. Bizim koordinatör olarak orada imza atma yetkimiz yok. Sanırım sadece siz imzalayabiliyorsunuz. Burada da bir şey iş yükü oluyor aramızda akış. Mesela aynı e-mail size de geliyor mu acaba? Yoksa geliyor. Sadece bize biz mi sizi bilgilendiriyoruz? Hocam, oradaki yani bir şey kaçırıp sizlerin işini de aksatmamak adına soruyorum. Hocam şöyle. Ama normalde bize düşmesi lazım hocam ama. Şöyle yani. Hocam şöyle bir açıklık getirebiliriz ona. Şimdi OLA yeni bir şey olduğu için öğrencilerimiz hem Learning Agreement hazırlıyorlar sistemi yüklemek için hem de OLA'yı hazırlıyorlar. Aslında ikisi de aynı şey. Biri online, biri de bizim sistemimiz hazırlanıyor. Eğer bizim sistemimizde sizin tarafınızdan hazırlanmış yani eski tip bir belge varsa hocam, öğrenci bazen bizim ismimizi yazıyor, biz bakıyoruz. Ha hocamız zaten aynısını imzalamış, onda bir problem yok. Ama ama diğer şekilde hocam, hiç böyle bir belge hazırlamamışsa, direkt olay üzerinde hazırlanıyorsa, öğrenci oraya koordinatörü olarak kimin ismini yazarsa, koordinatör imzalıyor hocam onu ve bölüm kurum Erasmus koordinatörümüz görüyor hocam bizlerin dışında. Hı hı. Yani doğal olarak... Yani oldu zaten. Bu tam kapanmada bir iki kere oldu. Evet. Mesela adımı yazıyor ama ben işte üye olmaya çalıştım. Bir sürü onay mailleri falan olmuyor. Hocam evet. Şöyle oluyordu hocam benim bildiğim. Sizi yazınca oraya isminizi, tüm hocalarımız için de geçerli aynısı, mailinizi. Mailinize bir link geliyor. Linke tıkladığınızda direkt açılıyor hocam. Bir üye olmanıza gerek yok. Ama ilerleyen zamanlarda şöyle bir şey olacak. Biz bütün bölüm Erasmus koordinatörlerimiz oraya üye yapacağız. Hocam direkt sistemimize düşecek. Şimdilik link geliyor hocam. Linke tıklayınca bize böyle geliyor en azından. Sizinkini bilmiyorum ama. Üye oluyorsunuz veya olmadan direkt imzalıyorsunuz. Geldiğinde tıklıyoruz. Üye olmaya yönlendiriyor. Sanırım daha erken versiyondayız koordinatörlük olarak. Ben zaten bir kısmını zaten şeye biz de girdik hocam. Bazılarını deneme amaçlı. Bazı bölüm koordinatörlerinin isimlerini girmiş durumdayız. Yani yavaş yavaş o sistem daha oturmadı, oturuyor. Ama yani biz gireceğiz hepsi, tek tek isimler kaydolacak. Ondan sonra imza sistemi olacak. Bununla alakalı yani bir bilgilendirme yaparız. İmza attım yani, onu şey yaptılar. Mouse'da imza attırıyorlardı. Bu öyle bir imza birkaç saniye attım, atıldı. Ama sadece sanırım ben atabildim. Ola tam yerleşince bir bilgilendirme videosu yaparız. Bizim YouTube kanalımız var biliyorsunuz. Orada paylaşırız. Aynı zamanda YouTube kanalımızda öğrencilerin bu sistemi nasıl kullanacağına yönelik, yani bizim kendi sistemimiz, online sistemimiz nasıl kullanacağına yönelik bilgiler de var. Sizler de onlara bakabilirsiniz hocalarım. En azından öğrencilerin gözünden neler hazırladığını görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir de bu EBS üzerinden bu işleri yürüten bölümler ve hocalarımızı şimdi dinledim. Biz hala çıktı ve elden yapıyoruz. Bununla ilgili düzenlemeyi bölüm kendi içinde mi yapıyor yoksa ofise mi başvuruyoruz? Yani EBS mi daha pratik çıktı olarak EBS mı? Daha pratik. Beklemediğimiz için bilmiyoruz ama hani eğer daha kolay bir şeyse biz de o sisteme geçelim diye danışmak istedim hocalarıma. Hocam EBS daha pratik. EBS'den elektronik olarak hepsi imzalanacağı için takip edebilirseniz eğer 4 imzayı
Dağıtımı da koyduğunuz anda öğrenci işlerine de bölüme de otomatik olarak düşer. Yani en son dekan bey imzaladığı zaman dekana gittikten sonra hiç kimsenin hiçbir şeye dokunmadan, bölüm sekreteri bile dokunmadan hem öğrenci işleri daire başkanlığına düşer hem de direkt EBS'den düşer hem de bölüme tamam, tekrar geri düşer. Hocam bunu bölüm sekreterleri bu işi yapar. Eğer ama çoklu imzayı hepsi biliyor mu bilmiyorum. Çoğu biliyor. Çoklu imza açacaklar. Evet çoklu tamam. Çünkü adım adım da gidebilir. Adım adım tanımlayacaklar. Herkese gidecek imza. En son dekana, dekan imzaladıktan sonra o dağıtımı olan yerlere otomatik olarak gidiyor. Yani bu bizim yönetim kurulu imzalarındakinde olduğu gibi aynı sistemdir hocam. Genelde evet, orada evet, çok imza var. En son şey düşer. Aynı yöntemdir. Onu yapabiliyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet. Başka sorusu olan arkadaş var mı? Hocam bizim makine mühendisliğinde bölümünde ayrılan kontenjanlarda bir azalma söz konusu olmuş. Öğrenciler bizi şey yapıyorlar. Hocam kontenjan ayrılma veya şey diye bir durum yok. Onu da hocam şöyle bir durum var. Şimdi oraya da açıklık getirelim. 2021-2027 yılları arasında Erasmus yeni bir döneme geçtiği için tüm anlaşmalar yenilenmek zorunda kaldı. Biz hali hazırdaki anlaşmalarımızı tüm ülkelere yazıştık. Dedik ki biz sizinle şu koşullarda aynı şekilde anlaşmaya devam etmek istiyoruz. Bazı üniversiteler bize dönüş yaptılar. Kabul ediyoruz, devam edelim. Bazıları dönüş yapmadılar. Dönüş yapmayanlara da devam ediyoruz gibi kabul ettik. Çünkü onlara öyle bir mail atmıştık. Ama bazı üniversiteler de dediler ki bize biz anlaşmaları sonlandırmak durumundayız. Yapmayacağız anlaşma. Hiçbir şey söyleyemiyoruz o durumda. Böyle durumda azalma oldu. Ama çok yüksek bir derecede olmadı. Diğerinde de başka bir herhangi bir değişiklik de yok önceki senelerden. Yani kontenjan olarak değil de sizin anlaşmanızda azalma olmuş olabilir. Anlaşmada azalma. Ben evet, yanlış hocam. İfade ettim hocam. Yani sadece iki üniversiteyle anlaşma kalmış galiba. Öyle olunca da otomatik olarak gidecek sayı öğrencisi düşmüştür. De tabii. Sayı azalıyor yani. Hocam onlar o zaman siz tekrar yazışın hocam. Bölümlerde yazışını arttırın. Yani anlaşmayı arttırılamaz değil. Yapabiliriz anlaşmayı. Anlaşmayı da ben imzalıyorum zaten. Hemen siz yeter ki şu an üniversiteyle anlaşma yapıyoruz deyin, anlaşın. Hemen biz anlaşmayı imzalayalım. Yani geçmişte yani çok denedim onu ama hocam işte çok şey yapamadım. Onu zaten ofisteki arkadaşlar da biliyorlar zaten. Yani program belli ölçüde doyuma ulaştı. Giden öğrenci yok, gelen öğrenci çok deyip karşı taraftan olumsuz şey alıyoruz. Ama mevcut anlaşmamız olan üniversitelerin işte farklı bölümleriyle yani bakıyoruz aslında biz iyi sayılabilecek bizim alandaki üniversitelerin başka bölümleriyle anlaşmalar yapılmış ama makine mühendisliği bölümünde hani mevcut üniversiteler üzerindeki anlaşma şeylerimiz kullanılırsa belki daha avantajlı olabilir. Geçmişte de... Şimdi öyle bir sıkıntı, bakın Almanya'da bizim ortak vardı. Gemi inşaatı makinalı ortaktı. Almanya'ya giden hiçbir öğrencimiz geçemedi. Almanca'da istedikleri için. Onlar anlaşmayı iptal ettiler. Yani biraz öğrenci kalitesinden de öyle, o da etkin oluyor hocam. Yani giden öğrenci ama eğer şeyler isterseniz yani o da daha çok işte Polonya, İspanya, Portekiz, Doğu Blok ülkeleri diyelim. Yani oralarla anlaşması yapabilmek daha kolay ama dediğiniz gibi Fransa'ya eğer isterseniz veya Norveç, İsveç buralar çok yanaşmıyorlar. Yani ancak çok iyi birini bulacaksınız, siz de burada çok iyi olacaksınız ki anlaşma yapabilirsiniz ama ötekilere giderek yani yine de anlaşma yapılabilir hocam. Bir dönem öğrenci gideceği için bölümün çok çok da iyi olması gerekli mi bilmiyorum. Ben bakmıyorum fazla. Yani dersleri ona göre seçiyorum. Öğrenci seçmeli derslerden gönderiyorum daha çok. Yani ana meslek derslerini orada seçtirmemek şartıyla gidebilirsiniz diyorum. Yani o şekilde yine öteki bölümleri de gönderiyorum. Ben sayıyı o şekilde arttırmaya çalışıyorum. O şekilde de olabilir Necati hocam. Hocam staffing ile ilgili isterseniz hani onunla ilgili bir duyuru yapalım mı? Neyle ilgili? Staff week yapacağız hocam 6-10 Haziran. Belki anlaşma yapılabilir o süreçte. Evet, şimdi evet hocalarım bakın Zehra Hanım da doğru söyledi. Şimdi biz Haziran'da kaçtı? 6-10 Haziran arasında bir staff week yapacağız. Avrupa'nın yaklaşık bakayım. Hemen listede bakayım. 11 ülkesinden 26 üniversiteden 43 katılımcı gelecek. Yani buraya eğer staff ikide sizi de davet edeceğiz. Oraya gelirseniz orada çoğunlukla da bunların hepsi ofislerden elemanlar. Oradan konuşarak da anlaşma sayısını arttırma şansımız olacak. Bunu da zaten o yüzden yapıyoruz. Bunu size de daha ileride duyuracağız aynı şey tekrar.
Biz hocam sizde... bir de 12 Mayıs'taki yemeğimizle ilgili duyuru yapacaktım. Ha, onu evet, yemeğe davet edeceğiz zaten. Bir de giden öğrencilerimize 12 Mayıs'ta sahil tesislerinde bir yemek ısmarlamayı düşünüyoruz diyelim. Yemeğe davet edeceğiz. Hep beraber sizleri de oraya davet edeceğiz. Hep beraber hem giden öğrencilerimizle görüşürsünüz. Hem de orada daha önce gitmiş gelmiş öğrencilerimizden de bazıları olacak. Onlarla da konuşulur. Onların genel problemlerini hem genel problemlerini konuşacağız hem de hep beraber bir kaynaşma, giden öğrencilere bir kaynaşma yapalım istiyoruz. Tam son 5 dakikamız bu arada. Herhangi bir sorunuz olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz, biliyorsunuz zaten beraber çalışıyoruz. Herhangi bir problemi beraber çözmemiz. Can hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Herkese merhaba. Üniversitemizi güzel tanıtabilmek adına İngilizce olmak üzere bir katalog gibi bir şey bize gönderseniz de biz uluslararası ilişkilerimizi sağlarken üniversitemizde hangi fakülteler var, hangi bölümler var, hangi bölümler güçlü, onları bir sunabilsek mi? Hocam şöyle tamam. Bir durum var. Biz böyle bir doküman hazırladığımızda üzerinde Erasmus, ulusal ajans yani, vesaire yazması gerekiyor. Bu enformasyonun üniversitemiz adına hazırlaması gereken bir şey ama biz hazırladığımız şeyi onlara edit yapmaları için yollayabiliriz. Yani Ülü Hocam bu dediği gibi yani direkt onu aslında bizim iletişim koordinatörlüğü var. Bizde var, yok değil. Yani o şekilde bizim ama dediğimiz üzerinde Erasmus yazacak şekilde var. Yani onu gönderebiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Tamam, çok yani, iyi olur. Yani biz de bir yerlere iletişim kurarken sadece bizim fakültemiz değil ya da bölümümüz değil ama bunlar da var diye bilelim yani. Tabii yani o zaten var. Üniversitenin biliyorsunuz web sayfasında şey var. İngilizce tanıtım videosu da var. Bizim yani üniversitenin... Broşür. Şu fakülteler, şu fakülteler var. Şu var, bölümler var. Şurada var, şu kadavatörümüz var. Burada bu kadı hocamız var. Ha, hoca sayıları falan bizim broşürlerde yok hocam. Yani o tanıtım aslında... Ama gücümüzü göstermez işte yani, mi? Biz Erasmus'ta şey olduğu için biz genel tanıtım çok küçük yani küçük broşürler kullanıyoruz ama senin dediğin gibi kitapçı aslında bir üniversitenin bastırması lazım tanıtım kitapçı olarak, doğru. Dijital hocam. Bütün bölümlerin laboratuvarlarda dahil. Onu dijital hocam, dijital. İşte şeyle konuşalım onu hocam, iletişim koordinatörü. Çok iyi olur. Yani onlarla, onların o şekilde sanırım bir hazırlık var ama tam emin değilim. Bir konuşuruz hocam onlara, öyle bir çalışmalar var mı diye. Varsa biz destek veririz, elimizdeki bilgileri veririz. Sıkıntı yok. Zaten bilgileri onlardan aldık biz de farklı bir yerden ama şey yapabiliriz ama bizim elimizdekilerden istiyorsanız Hülya Hocam her zaman biliyorsun. Elinizdekileri alalım ama bunun için de kurumsal iletişimle siz evet. Böyle bir şey bizim için hazırlarsanız çok daha güçlenir elimiz. Tamam. Onu konuş, ben tamam. De konuşurum. Onlar onu sanırız. Şey. Tamam, olsun. Sanırım zaten biraz sonra şeyde kesilecek. Katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. 12'sinde görüşmek üzere diyelim. Hepinizi oraya da bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Herkese iyi günler. İyi günler. İyi günler.